Evet, Cebrail Mahallesi'ndeyiz. Umut dolu bir haber. Haber şu anda bir kişi daha enkazın altından çıkarılıyor. 9. günde, depremin 9. günde kameraman arkadaşım Hasan Durmuş da ekranlarınızı o hayat koridorunu gösterecek şimdi. Koridor oluştu ve enkazın altından Bedriye Uslu'nun çıkarılması bekleniyor. Çelik apartmanı ve ekipler şu anda o yaşam koridorunu oluşturdu. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya bulunduğu. Umut dolu bir haber. Haber. Efendim beni görsün mü? Evet, Cebrail Mahallesi'ndeyiz. Umut dolu bir haber. Haber şu anda bir kişi daha enkazın altından çıkarılıyor 9. günde. Depremin 9. günde kameraman arkadaşım Hasan Durmuş da ekranlarınızı o hayat koridorunu gösterecek şimdi. Koridor oluştu ve enkazın altından Bedriye Uslu'nun çıkarılması bekleniyor. Çelik apartmanı ve ekipler şu anda o yaşam koridorunu oluşturdu. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya bulunduğumuz nokta ve umut dolu haberler yaşanmaya devam ediyor ve nihayet enkazın altından bir kişi daha çıkarılıyor şu anda. Isısını korumak için ekipler oraya battaniye gönderdiler. Sedye hazırlandı ve o enkazdan Bedriye Uslu'nun çıkması bekleniyor. Umut dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Saatler ilerledi. 9. gündeyiz ve 9. günde Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Cebrail Mahallesi'nde nihayet o haberler sonunda gelmeye devam ediyor. Umut hala var diyorduk. İşte o umudun en net görüntüsü şu anda ekranlarınızda. Bedriye Uslu Cebrail Apartmanı'nın enkazından kurtarıldı. 5-6 katlı bir bina, yaklaşık 5 katlı bir bina. Bu binadan nihayet o enkazın altından çıkarılıyor ve yaşam koridorunda ambulansa doğru taşınıyor Bedriye Uslu. Güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bir kişi daha enkazın altından çıkarıldı ve şu anda sedyede ambulansa doğru götürülmeye çalışılıyor. Ekipler uzun süredir çalışıyorlardı. Bu anı bekliyorlardı. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da nihayet bir kişi daha enkazın altından çıkarıldı. Bedriye Uslu şu anda o sedyede ambulansa götürülüyor. Enkazın altında umutlu bekleyiş dışarıda devam ediyordu. Ekipler uzun süre orada çalıştı ve o 5 katlı Cebrail Mahallesi'ndeki bu 5 katlı binada çalışma devam ediyordu ve bir kişi daha şu anda o enkazın altından çıkarılıyor ve ambulansla hastaneye kaldırılıyor. 9. gündeyiz. Depremin üzerinden tam 9 gün geçti ama umut hiçbir zaman bitmedi bulunduğumuz noktada. Neyse ki güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Tabii acı da büyük ama bu umut verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Görüyorsunuz, yakınlarını görüyorsunuz. Hepsi gözyaşlarıyla işte o anı karşıladı, o haberi karşıladı. Şu anda gözyaşları dökülüyor ambulansın önünde ve enkazın içinden bir kişi daha nihayet çıkarıldı ve şu anda ambulansla hastaneye götürülüyor. 9. gündeyiz. Cebrail Mahallesi burası, Antakya ilçesi. Bir kişinin enkazın altından çıkarılmasına tanıklık ettik. Bedriye Uslu o enkazın altından nihayet kurtarıldı ve şu anda ambulansla hastaneye kaldırılacak. Yakınlarını görüyorsunuz. Sevinç gözyaşları döküyorlar aslında bulunduğumuz noktada. Çok sayıda acıya tanıklık ettik ama nihayet güzel gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Görüyorsunuz, alkışlıyorlar şu anda. Gerçekten bir kişi daha şu anda bu enkazın altından kurtarıldı. 9 gündür bölgedeyiz. Kahramanmaraş'ta çok sayıda kurtarılışa tanıklık ettik. Adıyaman'da da aynısı yaşanıyor. Ve bir kişi daha, bir can daha bu enkazın altından şu anda kurtarıldı ve ambulansla hastaneye gidecek. Yakınlarını görüyorsunuz, hepsi gözyaşları döküyor. Gerçekten umut verici gelişmeler devam ediyor Antakya'da. Zira umut her zaman devam ediyor. Umut her zaman devam ediyor ve bu apartmandan sağ salim bir kişi daha şu anda
kurtarıldı. Kameraman arkadaşım Hasan Durmuş da bu güzel anları ekranlarınıza taşıdı. TVNET ekranlarında Antakya'da Cebrail Mahallesi'ndeki apartmandan Bedriye Uslu'nun çıkarıldığını söyleyelim. Sahada da çalışmalar devam edecek hiç kuşkusuz. Ve devam ediyor efendim. Eşi içeride. Ona ulaşmaya çalışıyoruz. Efendim canlı yayındayız. Bir kişi daha kurtardık. Neler söyleriz? Şu an içerideki yengemi çıkardık. Dayım da içeride. Az önce yarım saat önce mezar kazmaya gidiyordum. Kurbanım Rabbim bizi geri çevirdi. Dedim ki damadına oğluna oğlum kazmayalım. Şimdi mezar kazmayalım dedim. Gidip bakalım. Arkadaşlar çalışıyor sabahın 8'inden beri. Şu gördüğünüz arkadaşı tebrik ediyorum. Yılmadan çalıştı sağ olsun. En sonunda ulaştık, sağ selim gördük. Kaçıncı kattaydı? İkinci katta. Zemin katın üstündeydi. Mutluluktan uçuyoruz. İnşallah dayım da sağ çıkar. İnşallah. Üzüntümüzü. Biliyorsunuz olanlar. Bir kişi daha kurtardık. Belki bu umut verici evet. Bir şey. İnşallah binlerce kişi daha kurtarırız. İnşallah. Ben Büyükşehir Belediye personeliyim. Teşekkür ederiz. Bir kişi çalışmaya daha, devam edeceğiz inşallah. Bir kişi daha kurtardık. O enkazın altından ikinci kattaydı ve şu anda ambulansta da hastaneye kaldırılıyor. Bir kişi daha var içeride. Bir kişinin daha kurtarılması bekleniyor diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım. Evet Bekir, güzel haberler verdin bize.